Belez 75710. Tabii ki bu videoya dünyadaki en büyük ağır yük kamyonuyla başlamamız gerek. İlk Belez 2013 yılının sonbaharında Belarus Otomobil Tesisinde üretildi. Bugün bu kamyon Rusya'da Chernyogorsk kömür madeninde kullanılıyor. 7 yıllık üretim sürecinden sonra bu araçtan yalnızca 3 araç üretildi. 4. araç ise şu anda üretiliyor. Üretim sürecinin oldukça yavaş olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak dünyadaki en büyük makinelerini üretmenin o kadar da kolay olmadığını unutmayın. Bu kamyon tam 8.2 metre yüksekliğinde, 9.7 metre genişliğinde ve 20.6 metre uzunluğunda. Araç o kadar büyük ki neredeyse tekerlekler bile 4 metre uzunluğunda. Bu araç kaşla göz arasında yolcu otobüslerini ezebilir. Bu kadar inanılmaz bir makinenin gerçekten de çok güçlü bir ekipmana ihtiyacı var. Bu noktada araçta her biri 1715 beygir gücünde olan iki motor kullanılıyor. Kamyonun kapasitesi 165 metreküp. Yükleme kapasitesi ise 450 ton. Ki bu kulağa inanılmaz geliyor. Liber T284. Bu aracın göze çarpan özelliği eşsiz kombinasyonu ve çarpıcı yük taşıma kapasitesiyle inanılmaz derecede hafif olması. Bu da Liber T284 etkililiği yeni bir seviyeye çıkarıyor demek oluyor. Bu durum daha az maliyette daha çok yük taşınmasına olanak sağlıyor. Motor tam 4000 beygir gücünde. Ancak düşük yakıt tüketimi oldukça dikkat çekici. Kamyonun boş hali 237 ton ağırlığında ve yük kapasitesi de 363 ton. Bu, kendi ağırlığının 1,5 katından biraz daha fazla. Şaşırtıcı bir şekilde bu kadar ağır yüklere maruz kalmasına rağmen Liber T284 saatte 64 km gibi makul bir hıza ulaşmayı başarıyor. Caterpillar 797F. Elimizde daha fazla büyük araç kalmadığını düşünüyorsanız o zaman ciddi şekilde yanılıyorsunuz. Çünkü dünyada çok fazla sayıda büyük araç var ve her bir model kendince göze çarpan özelliklere sahip. Örneğin Alman şirket Caterpillar'ın 797F model ağır yük kamyonuna yakından bakalım. Şu anda bu kamyon dünyadaki en büyük ve en yüksek taşıma kapasitesine sahip düz vitesli ağır yük kamyonu. Belez 75710'ın düz vitesli olmadığını belirtmemiz gerek. Caterpillar 797F 4000 beygir gücünde ve yük kapasitesi 363 ton. Araç 7 metre yüksekliğinde, 15 metre uzunluğunda ve 9,5 metre genişliğinde. Aracın gövdesi kaldırıldığında kamyon neredeyse 16 metre yüksekliğe ulaşıyor. Karşılaştırmanız gerekirse ortalama 2 katlı bir evin uzunluğu 6 ila 8 metre arasında değişir. Komatsu 980i4. Bu yüksek performanslı, elektromekanik vitesli ağır yük kamyonu ilk olarak birkaç yıl önce tanıtıldı. O zamanlar aracın performansı birçok insanı etkiledi. Komatsu 980i4'ün gücü tam 3549 beygir gücündeydi. Gövdesinin kapasitesi ise 183 metreküptü ya da kapasitesi tepeleme 250 metreküpe çıkabiliyordu. Aracın bir uçtan diğer uca genişliği 10 metre ve yüksekliği 8 metre. Yük taşıma kapasitesi ise 369 tonun biraz üzerinde. ETF. Ancak biz insanları böcek gibi hissettiren başka araçlar da var ve bu araçların hikayeleri çok daha olağanüstü. ETF Holding, kendi eşsiz ağır yük kamyonlarını tasarlayan yeni bir Sloven şirketi. Belez 75710'ın aksine bu, daha fazla kapasitesi olan basit büyük bir kamyon değil. Bunun yerine uzmanlar modüler bir kamyon geliştirdi. Kamyonun şaftlarının sayısı değişiklik gösteriyor ve buna bağlı olarak kamyonun uzunluğu ve kapasitesi değişiyor. İlk örnekler 2016 ve 2017 yılında gösterildi. O zaman model MT240 olarak biliniyordu. Bugün ETF Holding serileri kısaca D olarak biliniyor ve 8 araç içeriyor. Bu araçların uzunlukları 12,5 metreden 29 metreye, yükleme kapasiteleri ise 180 tondan 777 tona kadar değişiklik gösterebiliyor. Araçların modüler tasarımı şirketlerin farklı projelere adapte olmasını sağlayarak evrensel bir araca sahip olmasına olanak tanıyor. Dahası bu ağır yük kamyonlarının çok daha küçük ve çok daha dar olması üretkenliği arttırıyor ve yol çalışmasında kullanılmalarına imkan tanıyor. Bisayrus MT6300AC. Modern kamyonlar boyutları ve performansları ile bizi şaşırtıyor. Ancak 10-12 yıl önce ağır yük kamyonlarının daha az etkileyici olduğunu sanmayın. Örneğin Bisayrus MT6300AC'ye bir bakın. Bu aracın üretimine 2008 yılında başlandı. 363 ton yük kaldırma kapasitesi MT6300AC'yi Belez ve Caterpillar araçlarıyla birlikte dünyadaki en güçlü damperli kamyonlardan biri haline getirdi.
Damperlik kamyonun güç kapasitesi 3750 beygir gücü. Aracın toplam uzunluğu 15.6 metre ve genişliği ise neredeyse 10 metre. Komatsu HD785-8. Listemizdeki bir sonraki araç bu yıl tanıtıldı. Japon şirket Komatsu'nun ağır yük kamyonu HD785-8'in satışlarına 2020 yılının ilk yarısında başlandı. Bu aracın şirketin 10 yıllar boyunca edindiği tecrübenin özetlenmiş hali olduğu söyleniyor. Şu anda gördüğünüz model sondaj ve maden tesislerinde kullanılması için geliştirildi. Kamyon 60 metreküple oldukça etkileyici bir kapasiteye sahip. Yük kapasitesiyle 92.2 ton. Ancak kamyonun en önemli özelliği aracın manevra yapabilirliği. Mühendisler eşi benzeri görülmemiş, yalnızca 10.1 metrelik küçük yarı çaplı dönüşler yapabilmeyi başardı. Motor 1200 beygir gücünde. Bunun yanı sıra makine 5 metre yüksekliğinde, 11.3 uzunluğunda ve 4.3 metre genişliğinde. Scania EXL. Bir sonraki araç Guinness Rekorlar kitabında yok ama maden endüstrisinin geleceği olarak biliniyor. Neden mi? Çünkü Scania EXL içinde sürücüsü olmadan çalışan çok tonlu bir araç. Bu insansız kamyon konseptinde birçok önemli görevle başa çıkan bir araç. Örneğin kargo taşıma süreçlerini kolaylaştırmak ve işletmelerde maliyeti düşürmek gibi. Scania EXL'de bir sürücü kabini bulamazsınız. Bunun yerine buraya akıllı bir modül yerleştiriliyor. Ve güvenli bir sürüş için gerekli olan bütün bilgiler, kameralar, birçok radar, lidar ve GPS alıcısı aracılığıyla bu modülde toplanıyor. Bu aletler sürekli olarak etraftaki alanı kontrol ediyor. Basit tabirle civarda hiçbir kör nokta bulunmuyor. Üstelik hepsi bu da değil. Her şeyin ötesinde konsept yenilenebilir biyoyakıtlar üzerinde çalışıyor. Yani gezegene verilen zarar neredeyse sıfıra iniyor. Kress 200C3. Bugünkü videoda gösterdiğimiz diğer makinelere göre Kress 200C3 biraz farklı. Çünkü bu araç özel olarak kömür taşımak için tasarlandı. Alçak duran araç, uzun bir şekle ve aynı zamanda alçak inişe sahip. Tüm bu özellikler aracın saatte 68 km hıza çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda rekor bir yük oranına sahip. Motor 2100 beygir gücünde. Yük kapasitesi ise 220 ton. Aracın bir diğer eşsiz özelliği ise 85 derecelik açıyla dönen tekerlekleri. Bu Kress 200C3'ün manevra yapabilirliğini arttırıyor ve neredeyse durduğu yerde dönmesine olanak sağlıyor. Cinaf HD5395TS. Bugün bahsedeceğimiz son araç sıradan, oldukça büyük bir kamyonun temeline inşa edilmiş damperli bir kamyon. Alman şirket Cinaf'ın ürettiği HD5395TS, 5 arka dingili devasa bir araç. Aracın gövdesi özel olarak Lehr şirket KH Kipper tarafından yapıldı. Bunun sonucunda ise 70 tonluk yük kapasitesiyle devasa bir araç doğdu. Bu arada aracın gövde yapısı eşsiz ve aşınma dirençli çelikten yapılmış özel bir kesiti bulunuyor. Bu sayede damperli kamyon hem çok güçlü hem de çok hafif oluyor. Araç yalnızca 40 saniye içinde boşaltılabiliyor.